Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün TV yeniyorlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle yağ yeşili tek renk bir tülbentim var. Tülbentimle birebir aynı renkte olan böyle tülbent ışıktan fazla değişik çıkabilir arkadaşlar. Şöyle bakın 732 numara bu renk nasılsa tülbentim de aynı renk. İkisi aynı tonda arkadaşlar. Leylak marka ipim. İpimi her zamanki gibi şöyle iyice esnetip incecik yaptım. Şimdi şöyle yine bir istek model var arkadaşlar. Meltem Hanım'dan şuradaki profilinden görebilirsiniz. Instagram üzeri gelen bir model. Burada resim ters çekilmiş galiba. Evet, örümcekler. Boyanın ters tarafı. Bu modeli anlatımını yapabilir misiniz diye ricada bulundu kendisi. Şöyle ben size çıkardığım modeli göstereyim. Bakın. Orada ilmek toplayarak fıstık yapılıyor ya arkadaşlar. Genelde bu model bu şekilde ilmek toplayarak fıstık yapılmış halini görürsünüz Instagram'da da. Bilinen bir model. Önce yıllar önceki diyelim eski bir model. Ama bakın ben bu şekilde şöyle hepsini bir toplanan trabzandan yaptım. Bakın ütüsü olmadığı halde kalıp gibi duruyor. O da trabzandan yapılan fıstıktan yaptığım için. Şöyle bir tonlama da yapayım. Alt kısmına şöyle renk getirip göstereyim. Bu şekilde tane de anlaşılabilir. Bakın bu şekilde ilmek toplayarak da fıstık yapabilirsiniz. Şimdi size tarif edeceğim şekilde de yapabilirsiniz. Evet, modelimiz bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Üçer zincirle tülbentimizin kenar tığlama işlemini hazırlıyoruz. Ve bakın eğer bu tığlama işlemini merak edenler, kıvırma işlemi merak edenleriniz varsa 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Arka tarafı unutalım arkadaşlar. Şimdi ilk başlar gibi şöyle modelimize başlayalım. Başlar gibi anlatacağız. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip şöyle düşen kameraması da düzelterek başlayalım. Bir zincir çekiyorum. Her zaman muhakkak her örümceğin altına bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bombili ve kalıplı durması için. Evet, şöyle tek telinden girip örümceğimi kapattım. Bakın şöyle 3 tane telden oluşan bir örümcek. İki zincirimi çektim. İki tane tığ battıyı atlayıp üçüncü tığ battıma şöyle 2, 2 ve 2 olacak şekilde bir trabzan hazırladım. Üç tane zincir çekiyorum. Demin çiçeğimin resmini gösterirken dedim ki ilmekten değil trabzandan fıstık yapacağız. Bu şekilde 3 zincirle başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Bakın trabzanın altından bir ilmek aldım. 1 ve 2 aldım. Son 2 tığımda. Bir defa tığımı doladım ve trabzanın altından girip ilmek alıyorum. Şöyle 1, şöyle 2. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içinden giriyorum. 1 ve 2. Bu şekilde 6 tane ilmek trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ama bakın bu son ilmekleri çekmiyoruz. Trabzanın alt kısmından girip 1, 2, son ilmek tığımda. Bakın 6 tane ilmek olunca şöyle 6'sını birden kapatıyorum. Şöyle tepesine de bir sık iğne. Bakın trabzandan fıstık bu. Bu da daha kalıp gibi duruyor ilmekten arkadaşlar. Daha güzel duruyor. Şimdi buraya şöyle
3 tane küçük küçük örümcek yapacağım. 3 kirpiğin alacağım. Minik minik örümcekler hazırlayacağım. Şöyle. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. 3 tane bu şekilde örümcekler hazır. Şöyle çeviriyorum. Buradaki fıstığın trabzanın örümceği kapattığım nokta değil de trabzanın tepe noktasını kapatıyorum. Şöyle bir zincirle de düz tarafına dönüşümü yapıyorum. Evet, şöyle iki teli aşağıda bir teli aşağıda, iki teli yukarıda, iki telinden şöyle yuva edinip bir teli aşağıda bırakıyorum bu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi kapatıyorum. Bu birinci kirpiğim. 1, 2, 3 zincir. İkinci kirpik. 1, 2, 3 zincir. Bu da üçüncü kirpiğim. Ve yanına bir sık iğne yapıyorum. Bakın birinci örümcek bu şekilde. Kenarlarında birer fıstık. Ortada üçer zincirden 3 ilmek. Aynısını diğer örümceklere yapıyorum. Şöyle tek telini tığımla aşağı alıp diğer iki telini yuva ediniyorum. Bakın. Şöyle sık iğne ile geçiş yaptım. Şimdi arkadaşlar üzerini kirpini yapınca örümceğimiz de şekil alıyor. Şöyle 1, 2 ve 3 zincir kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir kirpik. 1, 2, 3 zincir. Şöyle kirpik. Hemen yanına sık iğne. İkinciyi de aynı şekilde birinci gibi doldurduk. Ve sonuncu. Şöyle bakın tek telinden girerseniz fark etmez. Herhangi bir teli zaten kendisi. Bakın, bu aşağıda olduğu için şöyle tığımla düzeltip. Bakın bu şekilde. Aynısı örümceklerimiz minik olduğu için kendi şeklini de alıyor. 3 zincirimi çekiyorum. Örümceğimi içinden sabitliyorum. 3 zincir. Kapattım. Tekrar 3 zincir. Evet, başta sık iğne ile geçiş yapmıştık. Sonunda da bir tane sık iğne yapıp 3. örümceğimi de tamamladım. Ve buradan kapattığımız noktadan sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dibine bir tane zincir çekip küçük bir örümcek yapıyorum. Bak, şöyle tek telinden girdim. Evet, şimdi iki tane tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine girdim. Sabit. Bu şekilde şöyle şimdi arkadaşlar bir tane daha yaparak tekrar iyice bir devamı kaliteli olsun. Evet, bir zincirimizi çektik, üzerine küçük bir örümcek yapıyoruz. Şöyle iki defa tığı doladım. 2 tığ battı bırakıp 3. tığ battıya şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. 3 seferde aldığım bir trabzan 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Trabzanın altından girip 1 ilmek çıkarıyorum. 1 ve 2. Son 2 ilmek tığımda. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1, şöyle 2. 6 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Son ilmekleri çekmiyoruz. Şöyle 1, şöyle 2. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 1 ve 2. Evet. 6 tane oldu bu şekilde. Hepsini birden kapattım. Bakın. Şimdi buraya küçük küçük bu fıstığımızın tepesine 3 tane örümcek yapacağız. Şöyle hafif
Uzattım. Şu şekilde bakın. Eğer bu yuvarlak istemiyorsanız direkt zincirle yapabilirsiniz. Şöyle örümceğimi yapıyorum. Bu bir. Küçük olmasına dikkat edin. Şöyle iki. Şöyle üç. Üç tane küçük küçük. Fazla büyük yapmayın arkadaşlar. Şu üç kirpiğini alacağı kenarlarında birer sık iğne olacak şekilde bir örümcek lazım. Hemen ters tarafına döndüm. Bakın bu örümceği bozmayın, tamam mı? Örümceği değil. Bu zincir, üç zincir çekmeye başladığımız yerin dibine, trabzan yaptığımı, bakın tepe noktasına, örümceği değil, bu trabzanın kapattığım tepe noktasına giriyorum. Şöyle bir zincir de çekip düz yüzüne döndüm. Bu örümceklerin hemen zaten kendisi şekil alıyor arkadaşlar. Şu iki tel yukarıda, bir tel aşağıda. Bunları şimdi yuva edinip kirpik yapacağız. Sık iğne ile geçişimizi yaptık. 3 zincir. Boyu kirpiğim. 3 zincir. İkinci. 3 zincir. Üçüncü. Sonuncu. Kirpiğin yanına hemen bir sık iğne. İki teli alıyorum. Kendiliğinden şekil alıyor arkadaşlar. Şöyle. Sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şöyle iki teli yuva edinip geçiş yaptım. Şöyle net görün. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. İkinci kirpik. 1, 2 ve 3 zincir. Üçüncü kirpik. Hemen sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi şöyle. Tek tel yukarıda olsa bile şu arasından girip 16'a alabilirsiniz tığınızla. 2 tel yukarıda, tek tel altta. 1, 2, 3 zincir. İlk kirpiği bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. İkinci kirpiği de aynısı, sık iğne ile. 3 zincir. Kapattım. Şimdi bu son sık iğnemizi de yapıp bir tane de bu kapattığımız noktaya yapmalıyız arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok güzel duruyor. Göstereyim, bakın şuraları meyilli meyilli hoş güzel bir duruşu oluyor. Evet, şimdi örümceği de yapıp şöyle inşallah anlaşılır, kafanızı karıştırmadan bir çekim yapıyoruzdur arkadaşlar. Hepsini tek tek anlatırken kafanız karışmaz inşallah. Evet, üçüncü tığ battıya girip buradan bitiriyorum. Bakın şöyle örümcekte iki tığ battı boyunda. Evet, şimdi modelimize bakalım. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle bakın, o modelimiz kalıp durmasının birinci sebebi arkadaşlar, şöyle altının trabzan oluşu. Altının ilmekten fıstık değil de trabzandan fıstık oluşu bunu böyle güzel ve zarif yaptı. Evet arkadaşlar, şöyle bakın. Işık açısından da tutayım. Şöyle bir de sallantılı haline bakıtayım. Şöyle tül gibi diyoruz ya arkadaşlar bazı modelleri. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Şöyle tepe örümceklerini ne kadar minik yaparsanız o kadar güzel olur. Çünkü sadece 3 kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Fazla büyük olmadığı için bu şekilde böyle üçer taneden kirpikler için yuva olsa yeterli. Modelimiz bu. Şöyle göstereyim. Bakın tül gibi zarif bir oya oldu.
Yapımı da bir o kadar kolay. Küçük örümcekler şöyle marullaşmasını engeller. Eliniz düzgün değilse ütüleyince de düzelir arkadaşlar. Bazen hani diyorlar senin gibi yapamıyoruz diye. Yılların verdiği bir tecrübe oluyor. Bir de arkadaşlar ütüyle düzelir. Eliniz alışınca daha da düzgün yaparsınız. Modelim bu. Hoş ve zarif bir model oldu. Güzel bir işçilik oldu arkadaşlar. Sizler de emekler için, videoların devamı, kanalın devamı için bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.